Antep'te Şumidika sevgili hocamız hazırmış. Bakalım neler söyleyecek. Keyifli bir röportaj bekliyoruz Selim. Yes, yes. Okay. Teşekkürler Ender Bilgin. Sevgili Şumidika yanımızda. Öncelikle tebrikler. Maç öncesinde çok iyi çalıştığını söylemişti. Neler umdu, neler bundu, planları istediği gibi gitti mi? Çünkü você esperava nesse jogo, se você conseguiu o que você queria. Esperava três pontos, ganhamos, merecemos. Esta é vida. Futbol bu şekilde kazanıyorsun ya da kaybediyorsun. Maçtan önce söylemiştik buraya puanlar için geldiğimizi. Evimizde puan kaybetmek zor. Bize karşı kazanmaları zor. 3 puan için çıktık sahaya. 3 puanı kazandık. Hak ettik. İyi oynadık. İyi hazırlandık. Hak edilmiş bir 3 puan. Şunu da sormak istiyorum. Sanırım oyuncular kendisine bir hediye verdiler. Çok kısa bahsedebilir misin? Que você gostaria de present? No, depois jogo com Başakşehir, eu dei bônus para meus jogadores, eu prometi qualquer bônus. Eles não queria levar meu dinheiro e comprou relógio para mim. Ben Başakşehir maçından önce oyuncularıma bir prim sözü vermiştim. Onlar bu primi aldılar ama kendilerini harcamadılar. Bana bu maçtan önce galip geleceklerini biliyorlarmış, hissetmişler. Maçtan önce bir hediye almışlar. Bana da maçtan sonra bu hediyeyi takdim ettiler. Son olarak da şunu sormak istiyorum kendine. Artık büyük takım taraftarları her kötü sonuçta hocayı düşünüyorlar. Bir de bu konu hakkında ne söylemek istiyor? Todos os grandes equipas, depois que pega derrota, sempre fala seu nome. Você tem que comandar time deles. Eu tenho mais 4 meses de contrato aqui. Eu só penso no Gaziantep agora. Ben şu an Gaziantep Futbol Kulübü'nü düşünüyorum. Benim kontratım sezon sonuna kadar devam ediyor. Ben takımımı düşünmek zorundayım. Depois 4 meses, eu tô livre. Kontratın bittikten sonra neler olur görürüz. Bize son olarak hediyeyi gösterme şansı var mı? Vou te mostrar relógio. Olha. Muito bom. Ah, isso é watch. Evet, bir saat hediye aldı. Saat, gerçekten saat. Meu relógio. No, pode mostrar também. Cuidado. Cuidado. Esse é muito caro. É muito caro, diz para eles. Çok pahalı bir hediye. Tava escrito aqui o rei. Burada içinde kral, kral yazıyor içinde kral. Bana king yazıyor içinde. Bana layık görmüşler. Muito obrigado para os jogadores. Oyuncularıma teşekkür ediyorum ayrıca. Çok kısa merkezden bir soru iletebilir miyiz? Erman Hoca kendisine. Odra arbitro quer fazer pergunta. Qual? Maior também é bom. Evet, bekliyorum. Evet, bey, sorabilirsiniz soruyu sevgili Ender Bilgin. Fazla geriye çekilmediler mi? Fenerbahçe'nin arka tarafı çok müsaitti. Gidemediler mi? Gitmediler mi? Gidemediler mi? Gitmediler mi? İkinci yarı Fenerbahçe takımının fazla üstüne aynen gitmediler. Fazla geriye çekildiler. Çok da müsaitti. Gitmediler mi? Yani bu bir plan mıydı? İkinci yarı Fenerbahçe'nin üstüne gitmediler. Biraz sanki geriye çekildiler. Bilerek mi yaptılar bunu? Bu bir plan mıydı yoksa oyun mu bunu getirdi? Segundo tempo nós não fomos muito ataca contra Fenerbahçe. Esperamos atrás. Esse era uma tático ou era... Foi tático. Começamos 3-5-2. 3-5-2 ile başladık. Sorduğunuz sorunun cevabı taktikseldi. Atacamos mais da primeira parte. İlk yarıda daha fazla hücum yaptık. Depois eles riscou, meteu mais um avançado. Bir ikinci forvet sürdüler sahaya. Meteu os jogadores do lado. Kanatlara oyuncu yerleştirdiler. Bu yüzden 5-4-1'e döndüm. Porque tenho dois um e depois fazer 2-1 sonucu koruman gerekiyordu. Üçüncü golde bulduk, maç kazandık. Hocamız havalimanına gidecek, bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz diyelim ve biz sözü tekrar stüdyoya bırakalım Enner Bilgin. Yaptınız. Antep'in nasıl kapanıp rakibi hızlı ataklarla nasıl avladığını. Bugün Antep 3 golü de hızlı atakla mı attı? Fenerbahçe defansı yerleşmişti. 3'ü de duran top golü. Yani Antep'in ne oynadığı belli diyoruz ama Antep'in belli olan oyununa göre sonuçta pozisyon vermemişsin. Ya da oradan gol yememişsin. Baktığınız zaman. Kişisel hatalardan, yani kişisel oyuncu hatalarından ya da rakibin orada daha bireysel oyuncu hatası daha bireysel hatalardan goller yiyorsun, onları çıkarmak adına uğraşıyorsun, baskıyı yaratıyorsun, ikinci yarı çift forvete dönüyorsun. Hatta 4-3-1-2'ye de 4-4-2'ye döndü, 3-5-2'ye de döndü ikinci yarı. Döndü. Yani yani teknik direktör olarak deniyor. Hatta bence Pelkas ikinci forvet oynatıyor her zaman. Yani Sisse varken de
İkinci, Adem'i girdikten sonra Tiam'la arkasında oynattı. Serbest tabii, oyuncu. O da 3 kişi soktu. Ondan sonra dediğin gibi Adem'le birlikte ceza alanına 3 kişi birden sokmaya başladı. Caner amnesini yaptı. Bazen de olmayınca olmuyor. Mesela offset pozisyonunda konuşacağız burada. Erman abi de burada. Bilmiyorum. Kafam yatmadı pek oraya. Benim de. Yani o pozisyonda. Fakat sonuçta hakeme de bağlayamazsın. Tabelada mağlup yazıyorsa, sen 3 puanı kaybetmişsen bir çözüm bulmak zorundasın. Ve geçen hafta da 3 gol yedildin. Burada teknik direktörler ya da sportif direktörler ya da başkanlar bahane üreten yerler değil. Onlar çözüm üretmek zorundalar. Orada bunun için bulunuyorlar. Reha Hoca'nın dediği gibi. Ama şu da var. Mesela maçın büyük bölümünü Ender'in biraz önce altını çizdiği gibi sosyal medyada muhtemelen Fenerbahçe taraftarları oynamayan oyuncular üzerinden kurguluyor. Bu oyuncular oynadığı zaman da sen mağlup oldun. Konya'ya da yenildin. Beşiktaş'a da yenildin. Yani biz ona bayılırız Gürcan. Çok güzel bir şey tabii, söyledin. Hep oyuncu üzerinden bu oyunu çoğu okuyalım. Da Ahmet zaten oynamadı. Veli oynamadı. Mehmet. Ya bu oyun ne olacak? Rakip ne oynuyor? Bizim planımız ne yok? Yani o etapta ciddi yetersizlikleri var. İşte rakibi tehdit etme gücü. Mesela ben bugün senin çizdiğin planı yapmayı düşündüm. Yani merkezden saldırmayı yapmayı denediğini düşünüyorum. Ama merkez kapalı ama, half space, half space dediğimiz yani araya yapılan koşulara atılan half space o değil, araya değil. Sahte bek, sahte ucun içeri yani girmesi. Yani araya atılan paslar o kadar kalitesizdi ki koşan oyuncuların önüne. Yani pas kalitesi de çok düşüktü orada pozisyonu yakalamak adına. Ben teknik adam probleminden ziyade kalite problemi olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe. Peki Erman Hocam, biz daha beraber izledik. Aşağı yukarı 10. dakikaydı. Gaziantep çok daha iyi yere sağlam basıyor. Çok daha kararlı oynuyor gibi bir iki ifade kullandım ve ya güzel maç olmaya başladı gibi konuştun. Devre arasında konuştuğumuzda da doğruyu yapanın, işin doğru oyunu oynama kısmını Gaziantep'in daha iyi yaptığını, Fenerbahçe'nin vasat oynadığını söyledin. Ama hani skor üzerinden değil, oyun üzerinden konuştuk. Biz o oyunda zaten skoru da getirdi sonrasında. 3-1'lik bir skor var ortada. Mehmet de Reha Hoca da biraz oyun üzerinden eleştirdiler. Ve özellikle Reha Kapsal Erol Hoca'ya da kesti faturayı. Gürcan da diyor ki, hani senin olmadığın bölümü de aktarayım. Ben diyor burada doğrudan Erol Hoca'ya yazmam diyor bu işi. Kalite anlamında sıkıntı gördüm diyor. Sen ne dersin hocam? Bu sonuç olarak üçer üçer gidiyor. Hem puanlar gidiyor hem goller 3-3. Malatya 3 gol yendi. Bugün 3 gol yendi. Yani sıkıntı net. Ama sıkıntı nerede? Onu teşhisi tam koymak lazım. Mehmetciğim başı sağ olsun. Sağ ol hocam. Tıraş olduk. Güzel olmuş tıraş hocam. Teşekkür ederim hocam, sağ ol. Hocam Cüneyt Çakır'ın tıraşı nasıldı? Cüneyt Hoca'yı öyle görmeye alışmadık biz. Değil mi? Geçen hafta da yoktu. Aslında oradan geçen başlayalım mı? Dikkatimi çekmedi aslında geçen hafta. Aslında oradan başlayalım mı? Tıraştan nereden başladı? Cüneyt'ten. He. Şapka düştü, kel gözüktü. Hocam demeyin böyle. Ben Cüneyt'in saç ektiği filan fikrindeydim önce. Sonra fakat bugün görünce baktım. Değişim bu hocam, Cüneyt Hocam'da. Cüneyt kullanmış. Ne o? Topik kullanmış herhalde. Fakat çok açık yani bu saatten sonra. Ekim olmaz bu saça yani, bu tarlada o. Hocam güzel saç olmuş ama bence iyi olmuş. Tarz olmuş. Bu hocam saatten sonra bu eski resim bak. Bu sağdaki yeni resim. Güzel vallahi aslında. Şeye bak, bir kolin havası yok mu hocam? Değişik bir hava vermiş kendisine. Yalnız şu var. Hocam bu işi böyle yapınca maç günü saçın tamamını keseceksin. Arka tarafı da alacaksın. Tam olacak. Bence bir stil var öyle hocam. Öyle aldığı zaman daha değişik olur bence. İyi olmuş vallahi. Bir de şu var yani. Cüneyt'in saçı kesmesi iyi şöyle. Demek ki saç ağırlık yapıyormuş kullandıkları. Bugün bayağı iyi maç yönetti. Yani bayağı ortadan çaldı öyle baktım. Beğendin demek ki yani hocam yedek kulübesi rahatsız etmeye başladı. Hocam bir futbol takımında yedek kulübesine bakarsan hakem de böyle. Hakem de arka tarafa bakarsa lan birileri çıkıyor. Aradan tuttururlar 3-4 tanesi yanarım. Başladı mı? İyi iş olur hocam. Rekabet her zaman iyidir abi. Rekabet. Doğru. Ben hep onu derim. Her rekabet. Yani.
rekabetsiz bu iş olmaz abi. Hep rekabet olacak. Yani iyi. Yani hakem makem diyoruz da hikaye şimdi. Onların hepsini anlatacağız tabii yani. Hakem işine de gireceğim biraz. Fatih Hoca'nın